Adak kurbanında muayyen bir mekan zikredilecek olursa illa da kurbanın orada kesilmesi şart mıdır? Kıymetli kardeşlerim, öncelikle şunu ifade edelim ki adakta bulunmak olmayacak bir şeyin olmasına vesile değildir. Yani ben şunu adıyorum ki şu işim olsun. Hayır, böyle bir anlayış yoktur. Bunu peşin peşin ifade edelim. Adak tamamen eğer istediğiniz gibi neticelenecek bir şey olursa şükür için ifade edilen ve o şükrü kendisine vacip kılan bir anlayıştır. Bunu bir kere kafamızın bir köşesine yazalım. Peki hocam, ben adakta bulundum, muayyen bir mekan zikrettim. İlla da orada kesmek zorunda mıyım? Kıymetli kardeşlerim, bilindiği üzere adak mutlak da olabilir, mukayyet, yani belirli şartlara bağlı da olabilir. Mutlak olarak zikredildiği zaman da işte Allah için kurban keseceğim, kendime izam ediyorum bunu. Veyahut da mukayyet, şu işim olursa kurban keseceğim, şu işim olursa işte Tekirdağ'da keseceğim, Bayburt'ta keseceğim, İstanbul'da keseceğim. Bu şekilde bir muayyen mekan zikredilir. Şimdi adakta bazı kayıtlar muteberdir ama bazı kayıtlar muteber değildir. Mesela kesilecek hayvanın muayyense oradaki kayıt muteberdir. Mesela benim 10 tane hayvanım var. Ben şu koyunu keseceğim diye adıyorum. O koyunu kesmek zorundayım. Veya şu gün oruç tutacağım diyorum. O gün oruç tutmak durumundayım. Oradaki kayıt ifade edilen şart muteberdir ve dikkate alınmalıdır. Ancak bazı şartlar var ki bunlar herhangi bir şekilde dikkate alınması mecbur değildir. Şöyle ki şu işim olursa İstanbul'da kurban keseceğim dedim. Tekirdağ'da kesebilir miyim? Kesebilirsiniz. İlle de İstanbul'da kesmek durumunda değilsiniz. Veyahut da şu işim olursa şu mahalledeki insanlara dağıtacağım işte sadakamı. Öteki mahalleye dağıtabilir misiniz? Elbette cevap dağıtabilirsiniz. Dolayısıyla mekan veyahut da masrif diye tabir etmiş olduğunuz kişiler hususunda ortaya konulan kayıt bağlayıcı değildir. Başkasını da kullanabilirsiniz. Yani onu götürüp farklı yerlerde kesebilirsiniz. İşte Mekke'de keseceğim dediniz, İstanbul'da kesebilirsiniz. İşte falanca medreseye vereceğim dediniz, başka medreseye verebilirsiniz. Falanca fakirlere vereceğim dediniz, başka fakirlere verebilirsiniz. Zira bu mekan ibadetin aslıyla alakalı değildir. İbadetin aslı hayvan kesmek ve hatta sadaka vermek. Mekan ise asıl zımnında olmadığından dolayı oradaki kayıp bağlayıcı kabul edilmemektedir.